değerli protokol üyeleri, konfederasyonumuzun değerli bağlı federasyon başkanları, bağlı dernek başkanları, değerli hocalarımız, öğretim üyelerimiz, çok değerli öğrenciler, çok değerli katılımcılar, sizleri tüm aşçılar ve pastacılar konfederasyonu yönetim kurulu ailesi adına saygıyla selamlıyorum. Tüm aşçılar ve pastacılar konfederasyonu ülkemizde, Türkiye'de 5253 sayılı dernekler kanunu nezdinde 7 bölge, 7 federasyon ve bu federasyonlara bağlı 60 vilayette, 60 dernekte faaliyet gösteren Türkiye'nin ve dünyanın en büyük mesleki sivil toplum kuruluşu olmakla beraber yine dünyanın ve Türkiye'nin tek konfederasyonudur. Bizim konfederasyonumuzun 3 ana misyonu vardır. Bunun ana misyonlardan birisi ülke mutfağımız, yöresel lezzetlerimiz, yani milli değerlerimiz, bunlara sahip çıkmak, önce kendi ülkemize, kendi insanlarımızla farkındalık oluşturup bunun tüketimini arttırmak ve daha sonra global manada Türk mutfağını inşallah hak ettiği yere getirmek en büyük misyonumuz. İkinci misyonumuz tabii ki aşçılık ve pastacılık konusundaki eğitim, ki bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'yle zaten protokoller dahilinde projemiz devam ettiriyoruz. Üçüncü ana misyonumuz ise sosyal sorumluluk. Bu konuda edilen bildiği gibi Türkiye'nin birçok bölgesel şehirlerimiz bulunuyor. Bununla beraber sahne yapmamızın yaptığı birçok çalışma var. Ben burada çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Gastronomi, yani mutfak, yemek kültürü bizim insanlarımızı, toplumlarımızı, ailelerimizi birleştirici bir kurumdur. Örnek vermek gerekirse hepimizin evi var, bir ailesi var. Buralarda sofralar kuruluyor. Bu sofralar bizim aile meclisi dediğimiz, hepimizin bir araya geldiği, sohbet ettiği, evladın anneyle babayla konuşabildiği en önemli yer, en birleştirici unsur. O sebep nedir ki? Türk mutfağına sahip çıkmak, ülkemizin milli mutfağına, milli değerlerine sahip çıkmak, aynı zamanda sofra kültürümüze, aile içindeki sofra kültürüne sahip çıkmak, toplumun en küçük yapısı olan ailenin temel dili olmakla beraber bizim için çok büyük önem taşıyor. O sebep nedir ki? Bir milletin, bir devletin var olmasındaki en önemli değer milli değerlerdir. Biz milli değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak bizim ülkemizde, Türkiye'mizde inşallah o kadar daha yerlere gelecektir. Biz de Türkiye'nin beyaz ceketli aşçıları olarak, beyaz ceketi giyen at güvercinleri olarak ülkemizde kendi alanımızda yemeği, gastronomiyi kullanarak biz de bu mesajı veriyoruz. Ülkemize, milletimize, devletimize hizmet ediyoruz ve her zaman arkasındayız. Burada bugün Çorum Ulusal Aşçılar ve Pasta Şampiyonası bizim Taşpokon Türkiye Kupası'nın ön elemelerinin üçüncü ayağıdır. Birinci ayağı geçtiğimiz sene Mayıs ayında Yozgat'ta yapılmıştır. İkinci ayağı yine 2017 yılı Ekim ayında Çanakkale'de yapılmıştır. Bugün burada Çorum'da diyorum. Üçüncü ayağı gerçekleştiriyoruz inşallah. Bundan sonra yine 16, 17, 18 Mart'ta Afyon Karahisar'da dördüncü ön eleme gerçekleşerek finale kalan liseler ve üniversiteler İstanbul'da 12-15 Nisan İBATEK Fuarı'nda Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığımız da desteklediği, KOSGEB'in desteklediği, bizim de stratejik ortağımız, ortağı olduğumuz İBATEK Fuarı'nda inşallah bunun finalini gerçekleştirerek Taşpokon Türkiye Kupası sahibini bulacak ve bundan sonra bu ön elemeler devam ederek her sene finaller bazında bu yarışmalar devam edecek ve bu yarışmalarda inşallah bizler eğitime katkı sağlayacak ödülleri ilk üçe gelecek okullarımızda buluşturacağız. Ben konuşmama son verirken bu yarışmada bize büyük destek veren Çorum Belediye'mize ve tabii ki üye derneğimiz Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği'ne ve buraya gelip bu yarışmaya hayat veren, burada bu buluşmayı gerçekleştiren siz değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize ben yine konfederasyon adına teşekkür ediyorum. Çorum Belediyesi Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası'nın inşallah hayırlı vesile olmasını Yüce Allah'tan duayla niyaz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.